Merhaba değerli abonelerim, her şekilde fikirlere hoş geldiniz. Arkadaşlar bakın kızımızın elbisesi çok yakıştı. Şimdi bu elbisenin anlatımını yapacağım. Umarım anlatımla memnun kalırsınız. İki bölüm halinde anlatmayı düşünüyorum. Hadi şimdi anlatıma geçelim. Evet, masama geçtim. Bismillahirrahmanirrahim diyerek başlıyorum hanımlar. Şöyle bakın, 40 tane zincir çektim. Şimdi ben bunu bar bebeğe göre yapıyorum. Her zaman söylüyorum hanımlar. Hangi bebeğe yapacaksanız ona göre. Şimdi bunu da şöyle 40 zincir çektikten sonra ölçeceksiniz. Hangi bebeğe yapacaksanız arkasına şöyle bakın. Şuraya gelene dek omuz kısımlarında, yani boğazına tam yakın değil de aynen bu şekilde açık olacak şekilde koyacaksınız. Bakın benim o kadar güzel denk geldi ki, bakın düğmeleri dikmediğim halde, daha ilik yeri açmışım ama düğme dikmediğim halde bakın ne kadar güzel duruyor. Yani tam üzerine uygun oldu. Şimdi hanımlar bir de şunu da söyleyeyim. Bunun orijinalinde şurası sık iğneydi. Ben trabzan yaptım. Çünkü sık iğne çok vaktimi alacağını düşündüğüm için ben çok işlerim var. O kadar zaman ayıramam. Trabzan yaptım. Siz isterseniz sık iğne yapabilirsiniz. Benim ipim lif ipi ve de çekerek örüyorum. Tığım da 9 numara 1,15 milim. Şimdi hemen tığıma ip atıyorum. Bakın şöyle 1, 2, 3.'ye batıyorum. Trabzan yapıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 tane trabzanımı yaptım hanımlar. Bakın 6 tane yaptım. Şimdi 7.'ye 2 tane batacağım. Yani artış yapacağız burada. 1, 2. Aynı yere 2 defa battım. Tekrar devam ediyorum hanımlar. 1, 2, 3, olmadı. 3, 4, 5, 6. 6 tane yaptım. Şimdi bakın hanımlar. Şuradan başladım. Burada artışımı yaptım. Şimdi burada yapıyorum. Ondan sonra burada artışı yapacağım. 10 tane öreceğim. Tekrar artıracağım. 6 tane daha örüp tekrar artıracağım. Şimdi artırma yerine geldim. 1, 2. Aynı yeri artırıyorum bakın. Yani aynı yere batıyorum. Şimdi 10 tane araya yapacağım. Ön kısmı burası. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 tane yaptım. Bakın ipim hemen kalın geliyor. Çekiyorum, inceltiyorum. Şimdi 11.'ye 2 tane batacağım. 1, 2. Tekrar 6 tane öreceğim. 1, 2,
3, 4, 5, 6. Şimdi tekrar artırıyorum 7'de. 1, 2. 2 tane yaptım. Şimdi buradan sonrasına yine 6 tane yapmam gerekiyor. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Burada 3 tane zincir kaldı. Demek ki 37 tane çekseymişim normal olacakmış. Şimdi bakın burada bir de burada artırdım. Ben şunu bir iyi sayayım. 2, 4, 6. Evet 6 tane yapmışım. Neyse bir tane daha yapayım. 7 tane. 1, 2, çektim, geri döndüm. Bakın hemen zincirin köküne batmıyorum. İleriye batıyorum. Şimdi burada bütün trabzanların üzerine birer tane batıyorum. 2 bölüm halinde anlatacağımı söylemiştim sanırım. Yanlış hatırlamıyorsam. Çünkü bir bölümde bitmeyebilir. Şöyle devam ediyorum. Şimdi bakın artırmanın üzerine geleceğim. Kaç tane ördüm? 2, 4, 6. Evet. Şimdi bakın artırma burada 2 tane. 2 tane vardı ya burada bakın. Bunun üzerine 2 tane daha. 1 yaptım. Burada ben bir zincir çekeyim çünkü belli o şey yapmıyor ya. Seçemiyorum. Şöyle bir zincir çekeyim. Aynı yere tekrar batıyorum hanımlar. 6 ördüm. Bir daha sayayım. Zincirle birlikte 2, 4, 6, 8. Tamam. Hemen artırıyorum burada. Bir zincir çekeyim. Yoksa göremiyorum. Artırma yerine. Şimdi devam ediyorum hanımlar. Buraya kadar geleceğim. Buradaki artırmanın üzerine de yine aynı şekilde artıracağım. Sonra diğer tarafta da yine artıracağım. Her sırada böyle 2 tane artırıyoruz hanımlar. Kolumuzun şu kol eni istediğimiz boyuta gelene dek aynı şekilde artıracağız. Sonra kolları çıkaracağız. Ayıracağız yani. Devam ediyorum. Şimdi bakalım artırmanın yerine gelmiş miyiz? 2, 4, 6, 8, 10, 12. Aa geçtim. Pardon. Pardon onları bakın. Gördüğünüz gibi dedim ya zincir çekmeyince şey. Evet, artırmanın arasından zincir çekmediğim için göremedim. Bakın, buradaki artırmayı geçmişim. 2, 4, 6, 7, 8, 9. Hani artırdık ya arada 6 tane vardı. Şimdi bakın geldim artırmanın üzerine tekrar bir zincir çekeyim ben burada. Çünkü göremiyorum.
belli olsun. Bir, iki, üç, dört, beş, altı, yedi, sekiz, dokuz, on, 11. Evet, geldik artırmanın üzerine. Tekrar zincir çekiyorum. Aynı yere tekrar batıyorum. Devam ediyorum hanımlar. Kaç tane oldu? Artırmadan sonra 2 4 tane yapmışım. 5 6 7 Evet, şimdi artırdığımızla birlikte 8 tane oluyor. Şimdi burada bir tane daha artırıyorum. 8.'yi artırdım hanımlar. 2 3 4 Koyu renk biraz zor oluyor. Bunu hanımlar bayağı bir öreceğim ben birkaç tane. Bundan sayısını bilmiyorum. Kızım ana sınıfında öğrencilerine hediye vermeyi düşünüyor. Ben de bunları öreceğim. Kaç tane diyorum ya, kız çocuğu var bilmiyorum. Öreceğim, hediye verecek inşallah. Evet hanımlar, bakın şöyle artırma işlemlerimiz her sırada devam edecek. Bunda kaç tane? 2, 4. 4, 5. sırada kolu ayırmışım hanımlar. Şimdi ben bunu böyle aynı buralarda yine ikişer tane artırarak devam edeceğim. Sonra şeyi öreceğiz. Bedeni, kolları ayırıp aşağı doğru öreceğiz. 4 sıramı tamamladım hanımlar. Bakın gidiş gelişimi yaparak artırmalarımı da yaptım burada. Şimdi bu toplamda 60 tane trabzanımız oldu burada. Şimdi bu 60 trabzanın şöyle bakın 10 tanesini kola vereceğim. 10 tane buraya, 10 tane de buraya. Geri kalanı da 40 tanesi de bedene kalacak. Şimdi devam ediyorum. İki, üç, dört, beş, altı, yedi, sekiz, dokuz, on. On tane ördüm. Bakın geldim artırma yerine. Şimdi bu 10 tane burayı sayacağız bakalım. Bura kaç tane? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Evet. Bakın burada 10'uncuya batacağız. Şöyle hemen alıyorum. Bakın buradan aldım. Şöyle yapalım. Buraya battım. Tığıma ip alıyorum. Bakın battım buraya. Burada da sayıyoruz. 10'uncuya batıyoruz. Bir daha sayalım. 2, 4, 6, 8, 10. Şuraya batacağız hanımlar. Bakın. 11'inciye. 10 tane içinde kalacak. Şöyle battım bakın. Bu şekilde. 10 tane trabzanım
İçeride kalacak. Yani bu şu kola. Bakın kol rahat girmesi için şöyle. Rahat girmesi için öyle yapıyoruz hanımlar. Öyle yaptım da biraz sıkışık oldu hanımlar. Şimdi değiştiriyorum. Bakın aynı batacağım yere şöyle batıyorum. Kaybettim ya şuraydı. Bakın şöyle battım. Yani buradaki trabzanımı tekrar göstereyim. Bakın buradaki trabzanıma şöyle çektim birini. Bir daha tığımı aldım ip. Buraya geçiyorum. Geçtim. Bu şekilde burayı kapatıyorum. Çünkü baktım kola biraz şey oldu burası. Dar oldu. Devam ediyorum hanımlar. Bakın 10 tane burada bıraktık. Devam ediyorum. Diğer kola gelene dek orayı bir daha göstereceğim. Evet, geldim buraya hanımlar. 18 tane kalıyor bu arada. Çünkü buraya da aldık ya. Hani şu bir tanesini buraya aldık. Onun için 18. Şimdi bakın battım. Birini çıkarıyorum. İkinciye tekrar alıyorum. Sayıyorum bakın. 2, 4, 6, 8, 10. 10 taneyi saydım. 11.ye battım. Böyle. Çektim ikisini. Sonra üçünü birlikte çektim. Şimdi buradaki ilmeklerimi 10 tane ilmeğimi öreceğim. Geri döneceğim. Burayı yaptım hanımla başa çıktım. Bir de geriye geldim de buraya kadar bütün trabzanlara birer tane batarak geldim buraya. Şu anda 38 tane trabzanımız var. Bizim 38 trabzanı 30 kaça düşüreceğim? 3 35'e düşüreceğim hanımlar. Burada 1 2 3 3 tane eksiltme yapacağım. Çünkü şurası bu bizim bel kısmı daha dar olması için. 3 tane keseceğim. Şöyle göstereyim keseceğim yerleri. Hemen devam ediyorum örmeye. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 tane ördüm. Şimdi 11 ile bak aldım bir tane bakın. İşte tığıma ip almıyorum. Bir tane aldım. Bir tane daha alıyorum. İki tane. Şimdi bunları trabzan yapıyorum. Bakın kestim. Tekrar örüyorum. Ortaya gelene dek şu ortasında tekrar keseceğim. Göğüs kısmının ortasında. Şimdi sanırım geldim mi acaba? Saymadım. 2, 4, 6. 6 tane örmüşüm. 7, 7 tane ördüm. Şimdi keseceğim hanımlar. Bakın ip, tığıma ip almadan şöyle alıyorum. 1, 2. Kestim. İkisini birlikte çekiyorum. Diğer ikisini de bir çekiyorum. Bir trabzan yapmış oluyoruz. Şimdi devam ediyorum hanımlar. Diğer şeye gelene dek. Koltuğun altına gelince aynı şekilde keseceğim bir daha. Altı, yedi,
7 tane ördüm. Evet, bakın 7 tane ördüm. Şimdi 8 ile 9'u birlikte keseceğim. Yani kestikten sonra 7 tane. Evet, bakın burada da kestim. Tamam, şimdi kesme işlemlerimiz bitti hanımlar. Bundan sonra düz bir şekilde öreceğim. Ta şuraya gelene dek bakın. Kaç sıra örmüşüm bakayım. 1, 2, 3, 4, 4 sıra. 4 sıra daha böyle düz bir şekilde gidip geleceğim. Sonra etek kısmını başlayacağız örmeye. Orayı nasıl öreceğiz orayı göstereceğim. Şimdi ben bu 4 sırayı düz bir şekilde öreceğim. Onu eksiltme arttırma yok. Onun için göstermeme gerek yok burayı. Şimdi ben bu 4 sırayı tamamlayıp döneyim. Evet, 4 sıramı ördüm hanımlar. Bakın burası bizim şu beden kısmı, yani koltuktan aşağı olan yeri. Şimdi hanımlar etek kısmına başlayacağım. 1, 2, 3 tane zincir çekiyorum. Bakın bir tane bırakıyorum. İkinciye sık iğneyle batıyorum. 1, 2, 3. Bir bıraktım. İkinciye batıyorum. 1, 2, 3. Bir tane bırakıyorum ikinciyi. Bakın bu değil bu. 1, 2, 3. Bu değil bu. 1, 2, 3. Bu sıramı bu şekilde buraya kadar geleceğim hanımlar. Sıramı tamamladım, geldim. Bakın böyle zincirler yuva oluşturdum. Şimdi bakın burada bir tane benim trabzanım kaldı. Bu trabzana şöyle telsiz bir şekilde tığımı battım. Şimdi buraya birleştireceğim hanımlar. Bundan sonra hep aynı yöne gideceğiz. Hani daha geri dönmek yok. Etek kısmını öyle örüyoruz. Bakın şöyle kaydırma yöntemiyle geçiş yaptım. Bugün de şansımdan dışarıda iş makineleri çalışıyor. Umarım videoya sesi yansımaz. Şimdi hanımlar bakın battım buraya, birleştirdim burayı. Şöyle bir tane de şeye geçeceğim. Hanımlar böyle güzel olmadı. Şu bakın zincir çekmiştim, onun içine kaydırma yöntemiyle geçtim. 1, 2, 3 zincirimi çektim. Şimdi bu zincirin içine 3 tane sık iğne yapacağım. Pardon, trabzan. İkili trabzan yapacağım. 3 tane. Bakın böyle. Hiç zincir çekmeden diğer zincirin içine geçiyorum. 1, 2, 3. Bugün bu videoyu çekme zorundayım ama iş makineleri çok gürültü yapıyor. Niye çekmek zorundayım? Çünkü nasipse yarın ben bir yolculuğa çıkacağım. Şehir dışına. Orada çekemem diye bu videoları birkaç tane çekiyorum. Video stokluyorum. Ne zaman paylaşacağımı bilmiyorum. Yani bugün bunu çekiyorum ama bugün ne günlerde? Salı. Çekiyorum ama ne günü paylaşacağım konusunda fikrim yok. Sırayla hepsini paylaşacağım. Evet, bakın üçer tane yapıyorum. Hiç zincir çekmeden bütün zincirlerin içine üçer tane ikili çektiğim trabzanlar yaparak bu sıramı da böyle tamamlayacağım hanımlar. Evet, söylediğim gibi sıramı tamamladım, geldim hanımlar. Bakın son geçişimi de yapıyorum. Şimdi 1, 2, 3, 4. 4 tane zincir çekiyorum hanımlar. Pardon, 3 tane. 3 tane zincir çekiyorum. Bakın şu boşluğa. Şu 3 tane dolgu yapmıştık. Onun boşluğuna sık iğne şeklinde. 1, 2, 3 çektim. Bakın boşluğa batıyorum. 1, 2, 3, 4, 3 pardon. Çektim. Battım. 1, 2, 3. Niyeyse hep böyle 4'e çıkıyorum bir şeyle, hızla. 3 tane olacak. 2, 3. Bu şekilde de bu sıra bir sıra daha böyle dolanıp geleceğim buraya. Evet, sıramı tamamladım. Gelin bakın ilk yaptığım zincirin içine şöyle geçiş yapıyorum.
Bir, iki, üç. Şimdi bu yattığım dolguların içine de aynı şekilde hanımlar üç tane. Bakın üç trabzan yapıyorum. Hiç zincir çekmeden diğer yuvaya geçiyorum. Yani bir önceki yaptığımız zincirin içine geçiyorum. Yine üç tane buraya yapıyorum. Bütün bu yuvaların içine hepsini altta nasıl yaptık? Aynı şekilde üçer tane trabzan yapacağım. Bu sıramı da böyle de bitireceğim. Aralarda zincir çekmiyoruz. Sadece bu boşlukların içine üçer tane trabzan yapıyoruz. Evet hanımlar, sıramı tamamladım, geldim. Şimdi hanımlar, ben iki bölüm halinde anlatacağım söylemiştim ya. Şimdi bundan sonra ne yapacağız hanımlar? Hani üçer tane buraya trabzan yapıyoruz. Bundan sonra da iki sırasını böyle yaptık. Bundan sonra üçüncü sırada dört zincir çekip yine aynı şekilde bu boşluklara batacağız. Dört zincir çektiğimiz zaman dört zincirin içine dört tane trabzan yapacağız. İki sırada öyle yapacağız. Sonra diğer iki sırada, bu iki sıra bittikten sonra beş tane zincir çekip beş zincirin içine beş trabzan dolacağız. Daha sonraki iki sırada altı zincir çekip altı trabzan yapacağız. Bakın hanımlar, ben en son şuraya gelene dek 8 tane. Burada 8 tane trabzanım var. Bunun boyunu ben bu kadar yaptım. Siz daha uzun yapmak isterseniz eğer, mesela 8'den sonra daha fazla artırmanızı tavsiye etmem. Çünkü çok aşırı geniş olur. Ha yok, çok geniş olsun istiyorsanız eğer, yine 2 sırada veya 3 sırada bir. Hani çok uzun istiyorsanız buraları da 3 sırada bir artırabilirsiniz. O zaman çok geniş olmaz. Boyunu topuğa kadar uzatabilirsiniz. Veya daha kısa yapabilirsiniz. Şöyle dizinde. Tercih size kalmış. Şimdi ben hanımlar bunu dediğim gibi yapacağım. Her iki sırada birer trabzan artıra istediğim boya gelene dek öreceğim. Diğer bölümde şu kıyısını ve de bu kıyısını da göstermeme gerek yok. Çünkü o kıyısı aynı bunun gibi. Kollar gibi olduğu için. Bakın kollar gibi aynı şekilde olduğu için. Burayı bitireceğim. Altını da yapacağım. Bu kolda anlatımımda burayı da göstereceğim. Yani şurayı. Kaç sıra yaptığımı da söyleyeceğim. Kaç trabzanla bitirdiğimi. Şimdi bugünlük bu kadar. Videom çok uzamasın. Her zaman söylüyorum. Yüklemekte biraz sıkıntı oluyor. Onun için o kısa tutmaya çalışıyorum. Şimdi ben ikinci sıradayım. Üçüncü sırayla devam edeceğim. İstediğim boya gelene de göreceğim. Kol yapımında görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.